Esin Hocam tekrardan hoş geldin Gaziantep'e. Hoş bulduk. Niye tekrardan diyorum? Çünkü sen Gaziantep'e çok sık gelenlerdensin. Artık kadrolu Ramazan konuğu oldum. Ramazan haricinde de geliyorsun galiba. Evet, arada bazen programlar oluyor. Bizim müzelerle çok hata kattı. Artık bir tarihi eser Türkiye'nin bir yerinde bulunduğu zaman ister istemez bir mozaik bulunduğu zaman insanların aklına Gaziantep geliyor. Evet. Şey diyorlar hatta. Fatma Hanım gelip burayı kesin Gaziantep'e bağlar diyorlar. Bu bir başarıdır. Ramazan geldi, Ramazan. Hoş geldiniz tekrardan. Varolos abi. Ne haber abi? Valla size bayağı güzel yer yapmışlar ya. Hocam ben yolunuzu bekliyorum ya burada. Allah razı olsun. Valla benim yolumu hayatta bu kadar kimse beklememişti. Bu ne güzel bir şey ya. Hocam böyle, ne zaman gelecek diye burada bekliyorum. Yani diyorum ki ben gideceğim, Serhat yollarımızı bekliyor. Sizi çekecek. Evet hocam. Bugün tabanım ağrıyor biraz neyse. Böyle bir garip haldeyim. Hocam sizi o zaman biraz motive edeyim. Bugün bir Erzurumlular buluşması olacak programda. Ya sorma yani. Çok aziz dostlarım geliyor benim bugün. Ersin Bey ile kıymetli eşleri Nuriye Hanım Efendi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nurul Hoca'ya dedim ki bugün bir Erzurumlular buluşması olacak programdayım. Acayip sevmişti şu anda. Eyvallah. Erzurumlar Antep'te buluşunca başka bir sevinç oluyor tabii ki. Selamünaleyküm. Kusura bakmayın, bekletmeyelim. Kardeşimizle kırmayalım biz. Şimdi Erzurum'da beraber başlayalım. Nasılsınız? Bir görüştüğüne ne? Evet abi baya. Evet başladı. Ulan o kadar dirilişi boşuna mı izledik? Neyse yeter. Yarı tempoyu yakalamıştın abi. Oğlum vurdum çektim. Onu kullanalım. Nurhan, siz sık sık geliyor musunuz Gaziantep'e sizle? Benim 5. veya 6. gelişim. 5. ya da 6. Peki siz buralardan en çok nereleri seviyorsunuz Gaziantep'te? Gaziantep'in çarşısına çok alışkınım, aşinayım. Kahve içmeyi seviyorum. Baklavayla çok aram olmasa da dediğim gibi kahvesini seviyorum. Baharatçılar Çarşısı'na gezmeyi seviyorum. Genelde Suriye çalışmaları için geldim hep Antep'e. Doğru. Hep sınırdan geçtim. Uzun süre kalmadım. Geçtiğimiz yıl uzun süre kalma ve gezme fırsatım oldu ilk kez. Gerçekten Antep'i ayrı seviyoruz. Peki şey, mutfak konusunda bilginiz var mı Antep mutfağı? Antep mutfağı tabii ki elbette şüphesiz. Evde uyguluyor musunuz çok, bildiklerinizi? Çok, çeşit, çok fazla çeşit var. Baharatın çok sık kullanıldığı bir damak tadı. Ersin Bey'in çok düşkün olduğu bir damak tadı. Tabii ki gastronomi denilince Gaziantep. Hocam o zaman sizden bugünün harfini alayım ben. Kelimeyi istiyorsun. Harf. Alışkanlık oluşturdu artık. Bugün dün H harfinden hidayeti konuşmuştuk. Eminim I harfinden neyi buldu diye merak ettiniz. Islah etmeyi bulduk. Ramazan ıslah eden bir aydır. Bugün ıslah etmeyi konuşacağız Ersin Bey'le ve Nuriye Hanım. Böyle hem kameraman olmak hem de muhabir olmak bizim meslekte eskilerin yaptığı iş. Değil mi? Yani yeni nesil biraz böyle hani bir şey söylemek falan değil. Kamera önceden şeydi, muhabir ayrı dolaşır, kameraman ayrı dolaşır, foto muhabir ayrı dolaşırdı. Ama bir gazetecilik. Şimdi burada evet iki tip arkadaş var genellikle. İtici arkadaşlar da çekici arkadaşlar. Ha. İtici arkadaşlar bizi arkadan iterek sahneye çıkarıyorlar. Evet. Hocam hadi program vakti geldi. Arkada duruyor Burak diye bir arkadaş var. Çok itici birisi. Ve durmadan beni sürüklüyor. Bir de Serhat Bey'in başını çektiği çekici arkadaşlar var. İçerideki kameramanlar da var. Onlar da iyi çekiyor.
Ama en çekici arkadaş bu. Durmadan çekiyor. Diyorum ya, kaderi ilahi. Yani nasip kabul ettirir. Nasip de varsa irade nasipten yana tavır koyuyor. Bir de şimdi şükrediyorum, az önce de konuştuk. Bizim hikayelerden birinin kahramanı canlı yanında da konuşmuştuk. Bu program vesilesiyle bulmuş artık. O zaman şöyle demişti zaten. Ya ben iki köy geçtim bu arabayı bulmak için. Üçüncü köyde de bulamazsam Allah'ım ben kafamı mı yedim, çıldırıyor muyum diye düşünecektim. Sizin arabayı böyle tarlanın kenarında kalmış görünce dedim ki Allah'ım beni bu arabayı yapmaya gönderiyorsun. Ben de dedenin hikayesini anlatınca vallahi ve billahi beni buraya dedenin duası getirdi demişti. Karayolları şefi bu arkadaş. Antep'teymiş. Yani mesela o zaman kim olduğunu sorsaydık, ismini bilseydik, Antepli olduğunu bilseydik bu hikaye böyle çekici hale gelmeyecekti. O gün sormayı unuttum. Adın nedir? O benim ismimi sordu. Ne ben onun adını sordum. Arabayı yaptı, alasmaladık dedi gitti. Ben hatta hazır mı geldi filan diye düşünüyordum ama Antep'te bulduk. Ya daha böyle ufağı var bende. Böyle bazen mesut işlerde falan biri kalınca aktif isterler ya. Evet, evet. Kart basmak için. Ben bir teyzemize bastım, evladım dedim ki Allah razı olsun. Ben hemen uzaklaştım, gittim. O arkadan dua etti bana. Bir ay sonra annem bir metrobüste kaldı. Telefonla konuşuyoruz. Anne dedim oradan geçmen gerekiyor, bu durağa gelmen gerekiyor. Annem geldi 2 dakika sonra, nasıl yaptın dedi. Valla orada duruyordum dedi, bir tane kadın dedi ki gel dedi ben seni geçireyim dedi. Kartı bastı. Kartı bastı, ben geçtim. Yani bir şey sormadım, etmedim. Yani. Dedim ki o teyzenin duası tabii. Anneme gelmiş. Bir dakika dua etmişler Allah'ım sana. Yani bu öyle hocam, yolda kaldı şey yardım etti. Ya. Hani onun bereketini bir ömürlük yaşıyor. Yardım etmek üzere uzandığımız ev kendi evimiz değil. Yani. Evde de çok problem olur mu telefona sürekli bakması? Allah sabrını veriyor. İşimiz bu, mecburuz. Aynen. Ya niye böyle bir bak, neler yapıyoruz? Hayırdır ya, kamera değişti. Ne oldu? Bu ne Serhat? Oyuncu değiştirdik hocam. Valla ya. Konuşma. Ben bunun karşısında nasıl davranacağımı... Ya bunu reddedemeyiz. Bunu reddedemeyiz. Öyle mi? Bu farklı bir şey mi? Bu çok muazzam. Hocam bu muazzam. Ben bu muazzam aletin karşısında böyle saygıyla falan mı durayım? Nasıl ya da rahat mı yok durayım hocam, anlayamam. Biz sizin karşınızda duracağız. Siz yoksanız onun bir anlamı yok. Böyle değil mi? Evet. O zaman biz ona anlam kazandık. Sıfır tamam. Siz varsanız şimdi, varsanız değil. Şimdi kameranın ismi nedir? Ozmo. 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 Senin ne olduğunu bilmiyorum. Ozmo'nun ne olduğunu bilmiyorum ama senden çok sitayişle bahsettiler. Memnun oldum tanıştığımıza. Teşekkür ediyorum. İnşallah yine bir araya geleceğiz Ozmo. İnşallah. Allah'a emanet. Afiyet olsun. Korkuyorum ya, hocam ya. Ozmo'ya şiir yazacak diye. Kimler gelmiş buraya ya? Ben de tabii yemiş iftarı yapmış. Evet. Misafirlerim vardı ya. Buraya geldik mi? Şey buyurun hocam. Ozmo senin için bir dilekte bulunacağım. Adın hoşuma gitti ama inşallah Kozmo olmazsın. Yani kozmopolit olmazsın. Hoşça kal. Şu arkadaşa da söyler misin kamerayı çevirsin? Bizde önceden şöyle bir laf vardı. Yediğin içtiğin senin olsun, bize gördüklerini anlat. Ben gördüklerimi anlatabilirim ama yediklerimi anlatmak tamam, istemiyorum. Tamam, senin olsun Ersin hocam. Eyvallah. Ama Gaziantep zaten bir gastronomi mutfağı. Evet, yani evet, benim anlatmam. Buranın lezzetlerinden sizin çok ben gördüğüm adamı anlatırım Ömer Ceylan. Bak gördüm işte. 50 tane kebaba değer. Evet. Allah razı olsun. Ya bak bu. İnsanın Ersin abi gibi abisi varsa sırtı yere gelmez. Estağfurullah. O kadar da şimdi. Vallahi gelmez. Allah kabul etsin, afiyet olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Ya Ozmo.
sürpriz sürpriz sorularım var abi. Tamam. Şey olmuyor değil mi? Abi Ankara'dan İstanbul'a dönenler için İstanbullular der ki Ankara'nın en güzel tarafı İstanbul'a dönüştür. Gaziantep dönüşü için sen ne dersin? Boykot rehberi var mı? Yani yok öyle bir şey diyemeyiz. Hadsizlik olur. Adamı döverler abi. İstanbul'da da döverler, Antep'te de döverler. İşin kötüsü bu yani şimdi. İki türlü dayak yemeyi niye göze alayım ki ben? Geldik, nasibimizi aldık, geri dönüyoruz. Allah tekrar gelmeyi nasip etsin. İnşallah. Akıllı adam, biliyor işini. Yani azıcık siyaset bilin arkadaşlar. Ne böyle hemen iki dakikada... Sabahın çok erken saatinde geldim ve akşamın gecenin bir yarısında geri dönüyorsun. Evet. Antep'te ilgili aklına ne kaldı abi? He. Ömer, Faruk, Ceylan kalacak. Abi şu Ramazan alanı beni gerçekten etkiledi. Hoşuma gitti. Yani 11 gün oldu. İstanbul'da ben hiç dışarıda iftar yapmadım bu arada. Yani bir şirket mecburiyeti. Onun dışında hep evde ve kayınvalide, annede iftardım. İlk defa dışarıda buzdak iftar yapmış oldum. İlk defa Ramazan'ı biraz şey yapmış oldum. Temaşa etmiş oldum. Böyle biraz buradaki hava bana onu hissettirdi. Ersin abi bize hiçbir dönem yalnız bırakmadı ama. Sağ olsun. Biz ta kale altında başladığımız Ramazan serüvenimizde 3. yıldayız. 3. yılda da Ersin abi sadece varlığıyla değil, fikirleriyle de bu çalışmaların buraya gelmesinde büyük rol oynadı. Aynı zamanda Ramazan'dan Ramazan'a değil bizim Ersin abiyle ilişkimiz. Neredeyse haftada 4-5 defa görüşürüz. Ayda 1-2 defa gelir, bizi yönlendirir, fikir verir. Çalışmalarımızın daha nitelikli olması için bize yön gösterir. O yüzden bu çalışmaların bu aşamada olmasında Ersin abi katkısı çok büyük. Ersin abi şöyle dinlemiyorum, ben neymişim? Hayır, taraftan da son 5 ayda kilo verdim. Acaba ben gelmiyor muyum? Gelmiyor muyum? Ya da hep Ramazan'a mı denk geliyorum? Seçim atmosferi falan olunca tabii gündem yoğundu. Birazcık uzak kaldığı için evet, kilo vermiş. Yani, telafi edeceğiz telafi seçimden sonra. Eyvallah. Eyvallah. Tekrardan hoş gelmiş. Eyvallah. Gel Ersin abi birazcık bu tarafa alabiliriz. Gençler bir çeker misiniz? Seçim abi. Tamam. Ben de geliyorum bir dakika. Mehmet gelsene. Uçakları kaçacak adamlar ya. Zaten derdimiz o abi, çaktın. Tamam. Okan sen de gel abi. İyi yolculuklar size. Görüşmek üzere. Güle güle. Ayaklarınıza sağlık.